Özbekistanlıların Türkiye'de yaşamasında senin için bir sıkıntı var mı abi? Şimdi bak, şahsım için konuşuyorum. Bana göre bir Özbekistanlı bir Suriyeliden daha iyidir. Çünkü benim kanımı taşıyor. Bir yerde iki kelime beraber anlatabiliriz birbirimize. Ama bu insanlar olmasa Özbek daha iyi yani. Benim şahsım fikrim bu. İster miydin abi onlarla birlikte olmayı, bütün devletlerin, Türk devletlerinin birleşmesini? Zaten bir şekilde bir gün evvel Allah'ın izniyle dünyadaki tüm Türkler bir araya geleceğiz. Ama ne zaman? Yani buna ne diyorlar? Biz Turan diyoruz. Tabii ki onların hepsi bizim canımız. Hiç olmazsa aynı kanı taşıyoruz. Son olarak ne mesaj iletmek istersin abi bu Türk kardeşlerimize? Şimdi, İzleyecekler seni yani. İzleyecekler beni. Diyorum ki Allah Türk'ü korusun. Nerede Türk varsa hepsi benim başımın üstüne, hepsine selamlarımı iletiyorum. Tüm Türkler. Çok dünya. Teşekkür ederiz abi. Bildiğiniz Türk devletlerini sayabilir misiniz? Türk devletleri. Benim bildiğim bir Türk devleti var. Türkiye Cumhuriyeti. Başka devlet tanımı. Azerbaycan, Özbekistan. Azerbaycan kardeş devlet. Onlar kardeş devlet. Onlar da Türk devleti. Tam olabilir ama benim için benim vatanım önce gelir. Teşekkür ederim. Hepsi bizim. Hepsi bizim ama öncelik Türkiye. Özbekistan da bir Türk devleti. Türkiye'de yaşamalarında sizin için bir sıkıntı olabilir mi? Mahsuru olabilir mi? Bence olamaz. Neden olsun ki? Yani rahatça gelip burada yaşamalarını ister miydiniz? Yani açıkçası istemezdim de bir yönden. Yani. Neden? Bilmem. Abi ben soruyu bana sorun. Ben güzel cevap vereyim. Hadi gel. Hadi gel. Gel bakalım. Bir daha sorun. Tamam sorayım. Biliyor musun sen Özbekistan'ı? Biliyorum. Anlat bakalım. Nasıl biliyorsun? Şimdi oranın insanlarıyla buranın insanları aynı. Oradaki yani ayrımcılık yapmayalım. Çünkü buradaki insan da insan, oradaki insan da insan. İkisini de eşit tutuyorum ben. Peki seviyor musun Türk devletlerini? Evet. Suriyelileri ister misin? İsterim. Niye istemeyeyim ki? Onlar da insan. Bana ve ülkeye bir zararları olduğunu düşünmüyorum. Çok teşekkür ederiz sana küçük hanım. Rica ederim. Nasıl bilirsin Özbekistan'ı? İyi biliriz. Türk devleti olduğunu biliyorsun. Biliyorum evet. Peki bildiğin Türk devletlerini sayabilir misin? Sayarım. Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan. Bir de bu şeyde var. Çin'de olan var. İsmini genel demiyorum. Olarak biliyorsunuz. Peki şöyle bir sorum olacak. Bu saydığınız ülkelerin vatandaşlarının Türkiye'de yaşamasında sizin için bir sıkıntı var mı? Bence yok. Suriyelilerin var mı? Yani şöyle söyleyeyim, bu konuda yorum yapamam ben. Toprak bizim toprak ama Suriyeliler yaşıyor. Ablacığım isim ne? Benim isim Gönül. Özbekistan'ı bilir misin? Yok orayı tanımıyorum. Azerbaycan? Ya Azerbaycan benim tarafım ama pek bilmiyorum öyle. Türk devletleri bunlar. Tabii Türk devleti. Şimdi şöyle soracağım anneciğim. Bu Türk devletlerinin, Özbekistan gibi Türk devletlerinin vatandaşları Türkiye'ye gelse senin için sıkıntı olur mu? Olur tabii olur ama şeyi... Yine vatandaş ölmesin gelsin ne yapalım. Tabii sıkıntımız vardır. Bak çoluğumuz çocuğumuz çoğu işsiz. İşsiz dolanıyorlar. Ama Suriyeli istemem diyorsun. Biz Suriye hacca gittik. Suriyeliler vallahi bizi lavaboya koymadı. Dedi keser işsizi. Ya, biz de burada saklıyoruz. Bildiğin Türk devletlerini sayabilir misin abi? Çok var Türk devletleri. Mesela? Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan. Ondan sonra geldi bu taraflara Kırgızistan, gene nereler diyeyim sana, Özbekistan. Yine maşallah biliyorsun abi. Özbekistan'ı nasıl bilirsin? İyi. İyi ama şimdi 89'un savaşlarına bakacak olursan o acıdan kötü. Neden abi? Çünkü bizim Ahıska Türklerinle onlar kavga yaptılar. Kavgadan dolayı kötü diyorsun. Tabii. Peki abi Özbekistanlıların... Türkiye'de yaşamasında senin için bir sıkıntı var mı? Yok. Benim için hiç sıkıntı yok. Bu bayrağın altında yaşayanlar hepsi bir Müslümandır. Yaşamaya da hakkı var. Suriye'nin var mı abi? Suriye'nin o da Müslüman sonuçta ama nasıl diyeyim sana? Yoktur. Özbekistanlıyı tercih ederiz diyorsun. Özbekistan'ı tercih ederim. Peki onlara ne mesaj iletmek istersin son olarak abi? Çünkü son olarak onların gençleri buraya geliyorlar. Vatanını bırakıyorlar. Orada bizimkiler, bizim askerler gidip şehit oluyor. Onlar geliyor buraya, denizde, plaja geliyor, keyif ediyorlar. Diyorlar ki bizim yerimize Türk askerleri savaşıyor.
Onlar şimdi şeylik mi? Vatan koruyan insan mı onlar? Yok. Vatan ayrı. Türk böyle bir şey yapmaz. Türk böyle yapmaz. Türk canını kanını son verir. Son olarak Türk kardeşlerimize ne mesaj iletmek istersin abi? Nasıl yani? Özbekistan'a, Azerbaycan'a şu an seni izleyecekler çünkü. Onlara ne söylemek istersin? Hepsine çoklu çoklu selamlar söylerim Türkiye'den. Ben kendim de Aska Türk'üyüm, Azerbaycan'dan. Çoklu çoklu selam şey iletirim. Bu bayramda, bu Kurban Bayramı'nda bütün şehitlerimize hepsine Allah rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. İsmim Necdet. Necdet abi, Özbekistan hakkında ne biliyorsun? Özbekistan kardeş ülkedir. Soydaş ülkedir. Sevdiğim insanlardır. Kırgızistan'ı öyle, Türkmenistan'ı öyle, Azerbaycan'ı öyle. Canı gönülden bütün sınırların kalkıp tek devlet haline gelmesini arzu ediyorum. Tabii zaman gösterir. İnşallah hayalimiz gerçekleşir. Biz görür müyüz, görmez miyiz bilmiyorum ama dilerim çocuklarımız görür bunu. Bu Türk kardeşlerimize ne mesaj iletmek istersin? Sözüme son vermeden Türkiye Cumhuriyetlerdeki bütün kardeşlerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Dilerim daha nice güzel bayramlara ulaşmayı Allah nasip etsin inşallah. Türkiye'de bu vatandaşların, Özbekistanlıların, Azerbaycanlıların, Kırgızistanlıların yaşamasında sizin için bir sakınca var mı? Hayır. Neden olsun ki? Hiçbir sakınca yok yani. Suriyelilerin var mı? Onların... Yani aslında onların da yok da işte... Bazı şeyler kısıtlandı ya Türkiye'ye gelince onlar. Hani bir yandan hak veriyorum, bir yandan vermiyorum. İşte bizden alınıp onlara gidiyor. İşte bazı yönlerden kızıyorum, bazı yönlerden de hani isteyerek onlar da gelmedi buraya da. Yani çocukları falan görüyorum, perişan geziyorlar bilmiyorum. O şekilde kendilerini mi gösteriyorlar artık? Dün mesela bayağı gördüm. Bu Nilüfer metro istasyonunda inmiştim. Ayaklarında çıplak, ayakkabı yok. Üzüldüm yani öyle görünce. Bilmiyorum yani. İnşallah düzelirler yani. İnşallah. Giderler ülkelerine. Son bir... yani? Çünkü bayağı onlar buraya gelince Türkiye'nin hali de kötü oldu. Kiralar arttı, ev fiyatları arttı. Her şey arttı. Ama Türk devletleri gelse bir sıkıntı olmaz. Ya onlar gelse zaten herhalde çalışırlar ederler. Bunlara biz hani maaş falan bağlandı ya. O yüzden diyorum yani. Son bir sorum olacak. Bu Türk kardeşlerimize, Türk devletlerine ne mesaj yollamak istersiniz? Ne mesaj yollamak isterim? Yani seviyoruz onları da. Bizim gibi insanlar. Yani başka da bir şey söylemiyorum yani. Türk vatandaşlarının, Türk ülkelerinin bizim ülkemizde yaşamasından rahatsız olur muydunuz? Olmazdım. Başka ülkelerin, Suriye gibi? Onlardan rahatsız olurum. Yani açıkçası. Peki şöyle son bir şey soracağım size. Bu Türk kardeşlerimize, Türk ülkelerine ne söylemek istersiniz? Ne mesaj iletmek istersiniz? Hepsinin bayramı kutlu olsun diyeyim. İnşallah barış içinde, sağlık içinde, mutluluk içinde. Hep birlikte kardeşçe yaşayalım. Özbekistan'ı nasıl bilirsin abi? Hiçbir bilgim yok. Hiç yurt dışına çıkmışlığım yok yani. O da Türk devleti. Türkiye'de yaşamalarında senin için bir mahsuru var mı abi? Yok, hayır. Yok. Yani ülkemiz gayet büyük. Herkese yetebilecek büyüklükte. Herkesin ihtiyacını karşılayacak derecede diye düşünüyorum. Suriyelilerin var mı abi? Şu anda onların tartışılır. Neden tartışılır? Gerçekten yurtlarında yaşayamadıkları için buraya gelenler de var. Burada yurtlarından daha iyi yaşadıklarını düşündükleri için gelenler de var. O yüzden de tartışılır bu konu. Son bir sorum olacak. Bu Türk kardeşlerimize, Türk devletlerine ne mesaj iletmek istersin abi? Türkiye her daim arkalarındadır. Özbekistanlıların Türkiye'de yaşamasında senin için bir sıkıntı, bir mahsuru var mı? Yok, kesinlikle yok. Bugün nasıl Afganistanlılar yaşıyorsa, Suriyeliler yaşıyorsa onların da yaşamasında sıkıntı yok. Sonuçta bu dünyadaki bütün insanlar göçebe yani. Kimse burası benim yurdum, benim vatanım, böyle bir şey yok. Herkesin her yerde yaşama hakkı var. Suriyelilerin bir sıkıntısı var mı abi? Abi bizim içimizde ne kadar kötü insan varsa onların içinde de o kadar kötü insan var. Yani Suriyeliler şunu yaptı, bunu yaptı deyip onları öteleyemeyiz. Tabii ki yani bir doku bozulması oldu yani. Sonuçta toplumun bir dokusu bozuldu ister istemez. Baba benim.
çok aşırı bir göç olayından dolayı toplumun biraz şey bozuldu ama peki, zamanla. Özbekistan bu şekilde gelseydi abi, Suriyeliler kadar bozar mıydı toplumu? Zannetmiyorum. Yani Suriyelilerin ahlakıyla bizim milletimizin ahlakı pek birbirine uyuşmuyor. Onlar çok fazla böyle zevkine ve keyfine düşkün bir millet. Yani onların Suriyelilerin biraz daha barbar bir yapısı var diyeyim yani. Son olarak Türk devletlerinden kardeşlerimiz sizi izleyecekler. Ne mesaj iletmek istersiniz? Hepsine selamlar yolluyorum. Bulundukları bölgelerde birbirlerine sahip çıksınlar yani. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi. Şimdi bunun şöyle bir sorum olacak abi. Özbekistanlı Türk vatandaşlarının burada yaşamalarında sence bir sıkıntı var mı abi? Bence yok. Suriyeliler varsa onlar da bulunsunlar. Suriyelilerin yaşamasında var mı abi? Ya Suriyelilerin yaşamasında bence var. Ya benim fikirlerime göre var yani, düşüncelerime göre var. Kendi halkın, kendi halkının geçimi zorken, ekonomi bozukken onların burada olması benim için yani uygun değil. Ama Türk kardeşlerimiz olsa bir sıkıntı olmazdı diyorsun. Ya bir sıkıntı olmazdı değil. Eleman lazım. Ya olmasın, tercih ederim yani. Son bir sorum abi. Ben bu bilmiyorum. Türk vatandaşlarına, Türk ülkelerine ne mesaj iletmek istersin? İzleyecekler seni. Vallahi hepsini ben şahsi olarak ben hepsini seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Yani oralarda hatta Türkiye'de destek oluyor. Bir olay olduğu zaman tabii üzülüyoruz. Geçen mesela Azerbaycan'da oldu. Ermenistan'la problemler yaşadılar. Onlar güvende. Bize güvensinler yani. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk Devleti'ne güvensinler. Onlar bizim kardeşimiz. Ne diyelim? Bir soru daha ekliyorum. Turan Birliği'ni biliyor musun abi? Turan Birliği'ni duydum, evet. Türk Birliği olması lazım. Türk Devletleri'nin birleşmesi. İster miydin abi böyle bir şey? İsterim. Niye istemem ki? Ben isterim yani. Özbekistan'ı nasıl bilirsin? Özbekistan'ı kardeşimiz olarak biliyorum. Kardeş ülke olarak biliyorum. Hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim ama duygularımız iyi yönde yani. Seviyoruz onları. Bildiğin Türk Devletleri'ni sayabilir misin abi? Özbekistan, Azerbaycan, Tacikistan, Kırgızistan. Biliyorsun ama hatırlayamıyorsun anladığım evet, kadarıyla. Şöyle bir sorum olacak. Biliyorum aslında. Şöyle bir sorum olacak. Özbekistanlı vatandaşların Türkiye'de yaşamalarında senin için bir sıkıntı var mı abi? Tabii ki yok. Hayır, tabii ki. Suriye'nin var mı? Tabii ki yok. Tabii ki yok. Suriyeliler yok yani. Bizim kardeşlerimiz, ben kesinlikle bizle beraber yaşamalarını asla yadırgamıyorum. Onların ülkelerinden sıkıntıları olduğundan dolayı bizim onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü onlar da Müslüman insanlar, bizim kardeşlerimiz. Diğer ülkelerden insanlar nasıl bizim ülkemize geliyorsalar onlar da gelmeliler diye düşünüyorum. Peki Turan Birliği'nin kurulmasını ister miydiniz abi? Böyle bir taraftarlığınız var mı? Turan Birliği tabii ki bizim tarihteki en büyük idealimizdir. Tabii ki çok isteriz ve bunun olabileceğini ümit ediyoruz. Olabileceğini düşünüyoruz. Yani şartların oluştuğunu inanıyorum. Son olarak Türk kardeşlerimiz izleyecekler sizi, Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan. Ne iletmek istersiniz onları abi? Onları çok seviyoruz. Onlarla gerçekten birlikteyiz. En son Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik bu Ermenistan'la olan sorununda gördüğünüz gibi ülkemizde kardeşlerimize çok sahip çıktı. Gerçekten duygularımız, düşüncelerimiz onlarla beraber. Kendilerimizden asla ayırt etmiyoruz. Aynı milletiz. Yani duygumuz ve düşüncemiz budur. Evet, Özbekleri çok seviyoruz. Sizleri ülkemize bekliyoruz. Sizinle iyi birliktelik kurmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Özbek zaten özü belli. Türkler. Bizim milletimiz yani. Peki Özbekistanlı vatandaşların Türkiye'de yaşamasını ister miydin abi? Vallahi ona devlet karar verir. Sen kendi fikrini söyleyeceksin. Ben kendi fikrime kalırsa beni aşar. Onun için benim fikrim devlete bakar. Devlet okey derse biz de arkasındayız. Suriye için ne düşünüyorsun abi? Hepsi için geçerli. Macit abi, Özbekistan'ı bilir misin? Özbekistan'a gitmedim ama bilmez olur muyum? Türkiye devletlerinin hepsini biliyorum. Sayabilir misin abi? Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, o da Türk zaten, Uyguristan. Ona Sincan Uyguru özel. Kırgızistan. Eyvallah. Peki evet. Şöyle bir sorum olacak abi. Özbekistan Türkiye'de, yani Özbekistan vatandaşları Türkiye'de yaşasa senin için bir sıkıntı var mı? Ha şöyle diyeyim. Acaba onların örf adetleri bize ters mi? Bizim düzenimizi bozar mı? Bozmaz mı? O var ama.
onlara dikkat etmek lazım. Nasıl ki bizim şimdi Almanya'ya vatandaşlarım gidince Almanlar güzelce bir dilini öğretiyor, bilmem kendi örf ve adetlerini bizimkiler öğretiyorsa, biz de onları bir eğitimden geçirirsek mesele yok. Yani bir Suriyelilere kapımızı açıyorsak biz önce Türk devletlerine kapımızı açmamız lazım. Araplar bize hiç uymuyor. Örfü adeti bize uygun değil midir abi zaten Türk devletleri? Bazılarının yani uygun olmayabiliyor. Onu demek istiyorum. Şimdi ne diyeyim, demoralize olmuş olanlar var. Onu kastediyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani bir cumhuriyet onlara ters gelir mi gelmez mi? O yönden söylüyorum. Şimdi biz cumhuriyetle yönetiliyoruz ya. Evet. O yönünü söyledim. Peki Turan Birliği hakkında bir bilgin var mı abi? Var tabii. Olmaz. Böyle bir şeyin olmasını ister misin? Hem de geç bile kaldı. Geç bile kaldı ama birbirlerini yemeden, dış güçlerin birbirlerine düşman etmesini ders almaları gerekir. Çinliler nasıl ki böldü, parçaladı, kendi hegemonyası altına aldıysa 1000 sene önce Göktürkleri, koskocaman imparatorluğu, onu Türk dünyasının örnek alması gerekir. Son olarak abi, seni izleyecekler Türk kardeşlerimize ne iletmek istersin? Türk kardeşlerimize akıllı olmalarını, birlik ve beraberlik içinde olmalarını, ne mutlu Türk'üm diyene bilmelerini istiyorum. Abi, Özbekistan'ı bilir misin? Duymuştum, var. Nasıl bilirsin? İyi. Yani bildiğim kadarıyla Müslüman bir ülke. Türk devleti aynı zamanda, evet, abi. Evet. Peki şöyle bir sorum olacak. Özbekistanlıların Türkiye'de yaşamasında senin için bir mahsur olur muydu abi? Aşağı yukarı her dünya ülkelerinde Türkiye'de yaşayan var. Yani herkes kendine göre örf adetlerini normal olarak yaşıyor. Kısıtlama yok. Gayet güzel bir şey yani. Suriyeliler için sence bir sıkıntı var mı abi? Suriyelilerin genelinde yok ama içlerinde var. Hani iyi niyetli insana da var, kötü niyetli insana da var. Peki Turan Birliği hakkında bir bilgin var mı abi? Duymadım. Türk devletlerinin birleşmesiyle ilgili bir olay. İster miydin abi Türk devletlerinin birleşmesini? Zaten sonunda öyle olacak. Osmanlılar ısıldı eskiden. Yakında da o da olacak inşallah. Son olarak iletmek istediğim bir mesaj var mıdır abi? İzleyecekler seni o Türk kardeşlerimiz. Fark etmez. Yani insan gibi davranırsa karşındaki insan gibi davranır. İyi niyet. Başka bir şey yok. Yok canım, ne mahsur var diye. Tabii ki gelsinler. Peki Suriyelilerin gelmesinde bir mahsur var mı abi? Bunda da yok mahsur, gelebilir. Benim görüşüm o. Hangisini tercih ederdin abi? Ya ben tercih ederim. Hepsi Müslüman olduğu için hepsi gelebilir. Fark etmez benim için. Bir sıkıntısı yok. Yok diyorsun. Hiçbir sıkıntısı yok. Peki Turan Birliği hakkında bir bilgin var mı abi? Yani Türkiye Cumhuriyetleri olduğunu biliyorum. Birleşmesiyle alakalı. İster tabii miydin Türk devletlerinin birleşmesini? Tabii canım. Avrupa Birliği birleşiyor. Biz niye birleşmeyelim? Yani keşke biz de birleşsek. Tabii tabii. Son olarak iletmek istediğim bir mesaj var mıdır abi bu devletlerdeki Türk kardeşlerimize? İnşallah hepsi birleşir. Başka çıkış yolu yok zaten.